Evet, şimdi iyi geldik dedik ya, siyasi rekabet, siyasette güçlü rekabet gerçekten milletin işine yarar. Biz 7 aylık bir partiyiz. Ben kurulduğu günden beri geziyorum. Kurulduğu günden beri partimin gezdiğim her programında birkaç şey söyledim. Bir tanesi polislerin, sağlıkçıların, öğretmenlerin 3600 ek göstergesi. Ya bakın hepinize iyi geldik. Akşam Tayyip Bey bu göstergeyi, 3600 göstergeyi yerine getireceğini söylüyor. İyi güzel bir şey. Fakat 24'ünden sonraymış. Muhterem, elini tutan mı var? Hemen bir kanun hükmünde kararname çıkar. Bu insanların zorluğunu ortadan kaldır. Ama Tarzan zorda, Abbas yolcu. Farkında mısınız? Farkında mısınız? Tekrar ağlama günlerine döndü. O kibir abidesi gitti. Vatandaşa yalvaran abi geri döndü. Ya Allah'ım sen ne büyüksün. Şimdi bak diyor ki senden hiç bahsetmiyor diyor bir hanımefendi. Ben de diyorum ki aman bahsetmesin. Kardeşim dedikleri gidiyor gümbürtüye. Ya sakın. Sakın sakın. Vallahi Saddam'a kardeş dedi gitti adam. Kaddafi'ye kardeş dedi gitti adam. Kardeşim dediği 40 gün. Hop ondan sonra hatta ya. Onun için Meral kardeşim sakın demesin Allah muhafaza. Ama bir şey yapamıyor. Şimdi arada bir böyle celallenir ya. Eyit Kılıçdaroğlu. Eyit Amerika. Eyit İsrail. Ama eyit Meral Akşener diyemiyor muhterem. Evet. Ama tekrar küçük Emrah yüzünü takındı. Şeklinde. Ağlıya. Ve çok enteresan. Abi gene mağdur. Yahu doğduğu günden beri mağdur. Küçük Emrah büyüdü, baba oldu, bu hala ağlıyor. Hala ağlıyor. Ama şimdi bakın. Şimdi bakın. 16 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. 16 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz ve ekonomideki tek tercihiniz İnşaat sektörü oldu. İnşaat sektörüyle Türkiye'nin cebindekini aldınız, yandaşların cebine koydunuz. Şimdi ekonominin içine tükürdün, nasıl toplayacağını bilemiyorsun. Döndün diyorsun ki üst akıl. Efendim dış dünya. Kardeşim, bu üst akılın elini çektirecek. Bu Batı dünyasının faiz lobisinin geriye çekilmesini sağlayacak ne varsa ya bu millet sen ne olur? Car 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 konuşup burada bağırıp kapının arkasında diz çökmenin artık bu millet uyandı yemiyor yemiyor. Kırşehir'deki şeker fabrikası sana ne yaptı? Kırşehir'deki şeker fabrikası sana ne yaptı kardeşim? Hani eyit Amerika'ydı. Tillerson Atatürk'e zaten uyuz oluyor kardeşim. Şimdi önce pancarı kotaladın. Arkadan şeker fabrikalarını göçerttin. Sonra eyit dedin Amerika'ya. Osmanlı tokadı dedin. Geldi Amerikalı Tillerson. 3,5 saat konuştun, yanında tercüman yok. Sonuç itibariyle çıktın, Kargil'in istediği, Kargil'in talep ettiği 14 şeker fabrikasını çıkardın, sattın. Buradan huzurunuzda şeker fabrikasını satın alanlara söylüyorum. Sakın ola ki o fabrikaların içine el sürmeyin. Cumhurbaşkanı seçildiğim gün iptal edeceğim, iptal!
pancardan kotayı kaldıracağım. Çünkü sağ olasınız. Allah bin kere razı olsun. Sağ olasınız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dönersek ekonomiye. Kardeşim 16 yılda hangi fabrikayı yaptın? Hiç. Peki 450 milyar dolar borç aldın. 130 milyar dolar borçla teslim aldın. 450 milyar dolar borç aldın. 70 milyar dolara SEKA'sından limanlarına, limanlarından tekel fabrikalarına, aklını Tüpraş'tan Petkim'e, aklına ne geliyorsa sattın, 70 milyar dolar para aldın. 16 yılda 2 trilyon dolar vergi topladın. Kırşehirli'ye buradan soruyorum. Bu kadar paradan cebinize ne girdi kardeşim? Fabrika açıldı mı? Gençlere iş imkanı sağlandı mı? Hayır. Peki. Ha diyorlar ki. Diyorlar ki vallahi birileri de gemicik filosu kurdu. Kadınlar öyle söylüyor. Şimdi bakın ekonominin esası üretimdir. Çiftçiliğin merkezinde üretim vardır. Sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Çiftçiyi üretir hale getirmezsen buğdaya kadar ithal edersin. Çiftçiyi sanayileştirmezsen bütün dışarıdaki çiftçilerin yetiştirdiği ürünlere muhtaç olursun. Şu anda Türkiye böyle bir durumda. Çiftçinin, sırayla geliyoruz. Çiftçinin bütün üretim mantığını değiştireceğiz. Ve mazotunu Amerikan çiftçisiyle eş halde mazot kullanacaksınız. 6 liraya mazot kullan, ondan sonra da pahalı üretim yap tabii ki. Rus çiftçisini mutlu et. Fransız çiftçisini mutlu et. Alman çiftçisini mutlu et. Efendim Çin çiftçisini sarımsak soğan al. Kanada'yı, Amerika'yı mutlu et. Senin çiftçin tarlasına küssün, acından ölsün. 5 yıl içinde Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 5 yıl içinde Türkiye kendine yeten İthalatı bitirmiş, hatta ürettiği çift tarım ürünlerini ihraç edecek bir ülke haline gelecektir. Şimdi Kırşehir, en büyük probleminiz borçluluk. Biz Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuruyoruz. Anlamı şu, kredi kartından, tüketici kredisinden, diğer kredi, çiftçi de dahil olmak üzere, kredi borçlarından takibata uğrayan 4,5 milyon insanımız var. Bankalar şöyle yapıyor. Bankalar 100 liralık borcu 10 liraya satıyor. Yeni şirketler var. O şirketler her gün kapınıza avukat gönderiyor, sizi taciz ediyor. İtibarınızı komşunuzun yanında rezil rüsva ediyor. Biz de diyoruz ki bu 4,5 milyon insanın içinde işsizler var, öğrenciler var, emekliler var, gazi aileleri var, şehit aileleri var ve çiftçinin aldığı kredi borçları var. Şimdi bütün bunları bir defaya mas olmak üzere siliyoruz. Ve şimdi soruyorlar bize. Ya bu parayı nereden bulacaksın? Kolay. 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 Nasıl bulacağımızı söyleyeyim. Ya nasıl bulacağımızı söyleyeyim. Bütün miktar 8 milyar Türk lirası yapıyor.
bizim 2018 bütçesinin %1'i. Yani bu %1 neye tekabül ediyor? Hani bir Maliye Bakanımız var, Mehmet Şimşek. Fakir evlere iftar maratonu başladı diye tweet attı ya. Terbiyesizlik bu ya, terbiyesizlik. Kardeşim, fakir ev senin ayıbın, fakir ev senin ayıbın be. Şimdi gene bu beylerin, müsteşarların, daire başkanlarının, genel müdürlerin, bakanların, bakan çocuklarının, bakan eşlerinin bindiği lüks arabalar var ya, onların kirası 8 milyar Türk lirası tutuyor, biliyor musunuz? Ya fındık fıstık parası demişti Mehmet Şimşek. İşte biz bu fındık fıstık parasını alıyoruz. Bu beyefendileri, hanımefendileri o arabalardan indiriyoruz. Vatandaşın borcunu kapatıyoruz. Şimdi bir şeyimiz daha var. Bir durumumuz daha var. 10 milyon işsiz var bu ülkede. %26'sı genç işsiz. Kırşehir'de olduğu gibi. Bu çocuklara iş bulmak bu devletin görevidir. İş bulamıyorsan anasının babasının karşısında ezmeyeceksin. İş buluncaya kadar vatandaşlık maaşı vereceğiz çocuklarımıza. Bir başka konu daha var. Şimdi hayvancılığı El Fatiha ettiler. Suriyelilere gelecek sıra. Sırayla geliyoruz. Engelleri de her yerde söylüyorum. Bak niye oluyor biliyor musunuz? Şunu da söyle, şunu da söyle. Ben söyledikçe abiler yapıyordu onun için. Ya Türkiye'nin proje üretmek yerine ırkızlık önde olmuş be. Ben ne söylersem tekrarlıyorlar. Süper. Ben ne söylersem tekrarlıyorlar. Ahan da şimdi emeklileri söylüyorum. Ahan da şimdi emeklileri söylüyorum. Hadi bakalım ne yapacağınız. Söylemeye çalıştığım şey şu. Evet, öncelikle iş. Şimdi yağmur geliyor, bir an evvel bitireyim konuşmamı yoksa ıslanırsınız. Mikrofon mu az duyuluyor? Ha? Ambulansa mı ihtiyaç var? Tamam, ambulans gelsin. Geçmiş olsun. Evet. Şimdi geçmiş olsun. Hemen ambulansa bindiniz. Sağ olasınız. Ben sizi daha çok seviyorum. Şimdi dün akşam arkadaş beyannameyi açıkladı, şoka girdim. 16 yıldır elini tutan varmış gibi her şeyi yeniden yapacağını söyledi. Ama hepsinin tarihi 24 Haziran. E peki bugün niye yapmıyorsun kardeşim? Bugün niye yapmıyorsun? Kanun hükmünde kararnameyle geçir gitsin. Ama ekonominin merkezinde güven olmalıdır. Ekonominin merkezinde ehliyet olmalıdır. Ekonomi yönetiminin merkezinde bir adamın keyfine göre hayat sürdürmek olmamalıdır. Bir adamın gönlünü etmek için herkesin seferber olması olmamalıdır. Bütün bunları değiştireceğiz inşallah. Türkiye'nin kaynakları var. Türkiye'nin insan kaynağı var. Türkiye'nin genç nüfusu var. Kızım bak, dur. Dur. Tamam, şerefli Koçhisar'ı da söyledik ha. Tamam. Kaynağı var. Ama eğer siz soruları çaldırıyorsanız liyakatlı insanı bir yere koyamazsınız. Siz kendi adamlarınızı işlere koyuyor da bu gariban vatandaşın çoluğunu çocuğunu sadece başçavuşlukla taşeron yanına mahkum ediyorsanız bu ekonomi düzelmez. Şimdi buradan ekonomiyle ilgili şunu söylüyorum.
İsrafını keseceğim, israfını. Sarayı, sarayı, sarayı. Şimdi saray yaptın. 1100 odalı. 13 günü, 13 günlük masrafı Türkiye'deki bütün şeker fabrikalarının bir yıllık zararına eşit. Ayıp be ayıp. Haram zıkkım olsun. Binlerce, binlerce, binlerce pancar ekicisini, binlerce işçiyi sokakta bıraktın. Ama diyorsun ki itibardan tasarruf olmaz. Hadi oradan be. İtibar dediğin şey dürüstlükle olur. İtibar dediğin şey helal lokma yemekle olur. İtibar dediğin şey kul hakkı yememekle olur. Soruları çaldırdı bunlar. Eğitim diyordunuz. Eğitimi yeniden düzenleyecekmiş. Allah muhafaza. Gece kafası atıp sabah eğitim değiştiriyor. Milli Eğitim Bakanı garibim TEOG sınavının kaldırıldığını çay içerken taksi durağında öğrendi. Yani bir kişinin keyfine göre eğitim, keyfine göre ekonomi olur mu? Elbette olmaz. Dolayısıyla bunlar adam da dinlemiyor ya. Bir ayda bugünü, doların bu hale gelişini bir ay boyunca iki kere basın toplantısı yaptık. Dedi ki bak bu tedbirleri alman lazım. Gidişat kötü ve kesinlikle yerine getirmedi. Ve geldiğimiz nokta budur. Allah'ın izniyle biz bunu düzelteceğiz. İsrafın önünü keseceğiz. Kayırmanın önüne geçeceğiz. Ey genç kardeşim. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Sen işsizsin. KPSS'ye giriyorsun. Puan almadığın söyleniyor. Tayinin çıkmıyor. Puan alsan da tayinin çıkmıyor. Ama bunların yakınları rektör yanında, kaymakam yanında, vali yanında, belediye başkanı yanında bir ay çalışıyor. Sonra ballı maaşlara, 3000, 5000 liralık maaşlara kalkıp devlet kesesinden maaşa oturuyorlar. Haram zıkkım olsun, zehir zıkkım olsun. Sorular çalındı bu ülkede. Sorular çalındı bu ülkede. Çalanlar FETÖ'cüymüş, anladık. Sen ne yaptın kardeşim? Soru çalanlara ne yaptın? Soru çalınmak suretiyle hakkı yenenler, yenen gariban çocuklara ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Buradan ilan ediyorum. Soru çalınma döneminde hakkı yenen bütün gençlerimizin haklarını iade edeceğiz. Eğitimmiş. Eğitimmiş. Senin çocukların Harvard'larda okusun, Amerika'larda okusun. Sen eğitimi iyi okul, kötü okul. İyi öğretmen, kötü öğretmen. Devlet okulu, özel okul ve arkasından zengin çocuk, fakir çocuk diye ayır. Yazık be yazık. Günah be kardeşim, günah, günah. Ama aranızda benim yaşımdakiler bilir. Bunu gençler için anlatıyorum. Bir Hazreti Adem kıssası vardır. Hani meşhur haram lokmayı yerler ya. Hazreti Adem'le Hazreti Havva. Ne olur biliyor musunuz? Haram lokmayı yiyenin edep yerleri açılır. Anlamı şu. Edep ve haya duygularından kurtulurlar. Ve onlar için önemli olan hiçbir şey yoktur. Demem o ki, söylemek istediğim şu, bu arkadaşlar kul hakkı yemeye başladıklarından beri edep ve haya duyguları ortadan kalktı. Helal lokma, helal lokma yerine haram lokma yerseniz, ben de seçildiğim günden itibaren şart olsun, Kırşehirlerinin huzurunda şart olsun ki, o haram lokmaları yiyenlerden fitil fitil getireceğim. Şimdi bir şey daha var. Sayın Erdoğan bir tane yüzükle çıktı. Altın yüzük. Dedi ki bunun dışında malım mülküm olursa
Tayyip Erdoğan hırsızlık yapmış dersiniz. El Hak doğru söyledi. Ben ne diyeyim? Kendi söylüyor. Kendi söylüyor. Oğlum, senin cebinde kaç lira var? Bir dakika, ben sana bir soru sorayım. Kaç liran var? 25 lirası varmış. Evli misin? Çiftçi ve evli, 25 lirası var. Ama bir baltaya sap olamamış. Bakan çocuklarının neyi var biliyor musun? Trilyonları var, trilyonları. İşte ben size söz veriyorum. Allah'ın huzurunda söz veriyorum. Sizin karşınızda söz veriyorum. Bakan çocukları yerine vatan çocuklarının yanında olacağım. Çiftçi kardeşim, gidiyorsun. Çiftçi kardeşim, gidiyorsun kredi alma. Daha üçte birini dosya parası, ekspertiz parası diye bırakıyorsun. Bütün bunları ortadan kaldırıyoruz ve teşvik veriliyor deyip aradakilerin zengin olduğu bir sistemi ortadan kaldırıyoruz. Evet, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, yağmur gelecek gibi görünüyor. Allah'ın izniyle bizim iktidarımızda bu sene 3 milyon 700 bin çocuk aç ve üşüyerek uyudu. Bizim iktidarımızda çocuklarımız üşümeyecek. Çocuklarımız aç kalmayacak ve inşallah Türkiye yüzünü güneşe dönecek. Güneş doğduğunda ampul söner, ampul. Ben şimdi adaylarımızı buraya rica ediyorum. Tamam oğlum, bir dakika. İki şapkam var benim. Birisi Cumhurbaşkanı adayı, diğeri de iki şapkam var. Biri Cumhurbaşkanı adayı. Allah razı olsun. Ya şimdi böyle dediniz aklıma geldi. Hemen Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ilk 100 gün içinde Işıklar ve Kuleli askeri liselerini açacağım, haberiniz olsun. Evet. Şimdi hem şahsıma hem kardeşlerime oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı için oy kullanmaya giderken şu soruyu soracaksınız. Tayyip Bey ikinci turda karşısında kimi istemez? Kimi istemez? O zaman ona oy vereceksiniz. Ve Kırşehirlilere iki kardeşimi de emanet ediyorum. Sizden onları istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Başaracağız inşallah. Başaracağız. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum.